Merhaba arkadaşlar. Deniz'in El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir eldiven yapacağım. Büyüklerin kullanabileceği. Bakın benim elime de oluyor. Ve baş parmağını nasıl çıkarttığımı anlatacağım. Öreceğim patik bir ters bir düz lastikle başlıyorum. Sonra düz örgüye geçeceğim. Şimdi ipim benim elimde bulunan biraz kalın bir iplik. Ve tığımda 4 numara. Şişim 4 numara. Böyle bir şişten çıkararak devam ediyorum. 39 ilmek yapacağım arkadaşlar. 39 ilmek. Önce böyle lastiğimizle başlayalım. İpim kalın olduğu için şişim de kalın. Onun için ben 39 ilmekle başlıyorum. Ama sizler ipiniz ince ise 41-47'ye kadar çıkabilirsiniz. Burada tek sayı olması gerekiyor. Ortadaki sayı tek sayı. Lastiğimiz bittikten sonra o tek sayıdan baş parmağın olduğu yeri yapacağım arkadaşlar. O orta noktası oluyor eldivenimizin. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. 29 tane ilmek attım. 3 tane düzle başlıyorum. 1, 2 düz, 3 düz. Ve ipi kendime alıyorum. 2 tane ters. Yine 2 tane düz. 2 tane ters. 2 düz. 2 tane ters. 2 düz. 2 tane ters. Bu şekilde lastiğime devam ediyorum. İkinci sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örgüme devam ediyorum. Her sıra aynı. Düzleri düzün üzerine, tersleri de tersin üzerine yaparak devam edelim. Şimdi yine burada örneğimde belli oluyor arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ördüğüm için örmüyorum. Düzümü yine düz. Tersimi ters. Bak, düzüm düz, tersim ters, düzüm düz.
Böyle 14 sıra örelim arkadaşlar. 14 sıra örelim. Düzü ters, tersi düz olarak 14 sıra örelim. Evet, 14 sıra ördüm. Yani bu lastiğimin olduğu bölüm. Şimdi 2 sıra düz öreceğim arkadaşlar. Sonra örneğimi, şurayı nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şimdi 1 sıra düz gittim 14 sıra sonra. Şu anda 1 sıra düz örerek gittim. Şimdi tersteyim. Tersi de düz olarak örüp geliyorum. Bir sırada ters örelim. İpim kalın olduğu için ben 14 sırada bitirdim arkadaşlar. Bir sıra düz örmüştüm üstüne. Şimdi tekrar düze geçtim. Benim orta noktam burasıydı. Şimdi düz olarak örüp geliyorum. Bir sıra ya da iki sıra düz örebilirsiniz. Ben bir düz, bir de ters yaptım. Tekrar düz tarafa döndüm. Şimdi bu sırada parmak ucumu koyabilirim. Şimdi buraya geldiğimde bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu da 19. Şu ortadaki. Şimdi buraya geldiğimde orta noktam burası. Buraya bir tane arttırma yapıyorum. Ve bunu örüyorum. Yine bir tane daha arttırma yapıyorum. Burada bir ilmek kaçtı, onu geri almadığım için bu şekilde biraz delik oldu ama önemli değil. Hemen bunu da arttırdım ve düz devam ediyorum. Bu ilmeği bir kaçırdığım için hem işaret olmuş oldu orası bana. Daha rahat bulabiliyorum. Evet. Şimdi gidelim. Düzdeyken arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi ters tarafa geldiğimde herhangi bir artma işlemi yapmayacağım. Terste olduğu gibi örerek devam ediyorum. Artık düz örgüme geçtim. İpimi bu tarafa aldım. Terste herhangi bir arttırma, eksiltme işlemi yapmadan devam edeceğim. Düz tarafa geldiğimde yine aynı yerden arttırma işlemime devam edeceğim arkadaşlar. Bunu ortadaki ilmek sayısı 15 olana kadar bu işleme devam edeceğim, arttırma işlemini.
Şu anda ortadaki ilmek sayım 3. Yani 15 olana kadar 7 sıra örmem gerekiyor. Sağlı ve sollu arttırınca her sırada 2 tane artıyor. Pardon, bunu yanlış attık. İlmek kaçtı. Arttırma işlemimizdeki ilmeğim kaçtı. Neyse, burayı düzelteyim ben arkadaşlar. 14 sıra ördüm. Tam orta noktamı işaretledim. Şimdi orta noktaya kadar geliyorum. Burası benim eldivenimin baş parmağının oluşacak kısmı. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve ortadaki. Bundan 20 yapıyor. Tek sayı olduğu için ortada. Şimdi buraya bir işaretimi koyuyorum ben arkadaşlar. Şöyle işaretimi koydum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Ve ortadakini örüyorum. Yine bir tane arttırıyorum. Yine işaretimi koyuyorum ve devam ediyorum. Karıştırmamak için her sırada ters tarafta arttırma yapmayacağım. Düz tarafta arttırma yapacağım arkadaşlar. Böyle ortadakini işaretledim. Sonra arttırınca bir tane halkamı koydum. Diğer halkamı da koydum. Ortada 3 tane oldu. Bir dahaki arttırma işlemimde hata olmaması için halkalarımı koydum. Örgüme düz olarak devam ediyorum. Evet, düzden devam ettim. Şimdi tersteyim. Ters tarafta ortada herhangi bir işlem yapmadan, eksiltme, arttırma yapmadan devam edeceğim. Evet, düz tarafa geldim, devam ettim, tekrar buraya geldim. Şimdi bu düz olanı tekrar örüyorum. Halkamı geçiriyorum. Halkamı geçirdikten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Halkamı geçirdikten sonra yine bir tane örüyorum. Bir tane ortaya geldim ve tekrar halkama yaklaşınca, halkama gelince bir tane daha arttırıyorum ve halkamı yine devam ediyorum. Üstüne geçirerek, evet, 3 oldu. Şimdi 5 oldu arkadaşlar. Karıştırmamak için halkamı koydum. Bakın. Önce bir taneydi, sonra 3 oldu. Şimdi 5 oldu. Bir dahaki sıra 5, 6, 7 olacak. Ortada 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğim. 15 ilmek. Şimdi kaç oldu? 1, 2, 3,
3, 6, 7 tane olmuş ortada. 15 olana kadar bu şekilde arttırarak gidelim. Terste herhangi bir işlem yapmadığım için terse gelince ters tarafta devam ediyorum ben arkadaşlar. Tekrar düze geldim. Devam ediyorum. Yine düz tarafta arttırma işlemimi yapacağım. Evet. Bunu örüyorum. Halkamı geçirdim ve bir tane arttırıyorum. Bir tane daha arttırdım ve devam. Bakın ortası arttırılmaya başlandı. Yine bu düzü ördükten sonra tersi örüp tekrar düze geleceğim. Tekrar düz taraftan devam ediyorum. Son kez arttırma işlemimi gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane. Şimdi sayalım kaç tane oldu ortada. 2, 4, 4 de 8, 9. 15 olana kadar ortası devam edelim. Artık göstermeme gerek yok. Düzde herhangi bir şeyi yapmıyorum. Düzde arttırma yapıyorum, pardon. Terste herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani eksiltme ve arttırma yapmadan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar göstereceğim. Siz de işaret koyarak böyle yapabilirsiniz. Daha düzgün oluyor. Yoksa şaşırabilirsiniz. Evet. Bakın. Ortaya işaretimi koydum. Sağdan ve soldan arttırdım. Tek ilmekle başlamıştım. Şimdi 15 olana kadar devam edeceğim. 15'ten sonra artık parmağımı büzeceğim arkadaşlar. Yani şurada bırakacağım. Buradaki örmeme devam edeceğim. Tekrar göstereceğim orasını. 15 olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ortada 15 ilmek oldu. Halkamı çıkardım ve bir tanesini örüyorum. Buraya artık eksilteceğim. Bu işlemi düz tarafta yapıyorum. Yani şu parmağımın olduğu bölüm. Baş parmak. Tam ortada 15 ilmek oldu. Arttırdığım bölüm burası.
İki taraftan sağlı ve sollu şöyle tutarsam. Eldivimi ben düz örgü olarak yaptım arkadaşlar. Bu düz örgü tarafını örnekle yapabilirsiniz. Model koyabilirsiniz. Sayıları aynı olabilir. Evet, buradaki işaretlediğim yeri de artık bırakıyorum. Burayla burayı birleştiriyorum. Parmağımın bu bölümde parmağım yeri, baş parmak yeri artık olmuş oldu. Tekrar örerek devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şurada bir tane daha toplamam lazım. Sekiz sağda, 18 solda kaldı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi tersten örerken artık burası birleşmiş olacak. Evet, düz tarafta şimdi şuraya kadar düz örüyorum arkadaşlar. Elime ölçerek yapacağım. Buraya kadar düz ördükten sonra tekrar görüşelim. Sekiz sıra örelim arkadaşlar. 8 sıra. Evet arkadaşlar, şu mesafeyi ördükten sonra tekrar görüşelim. Bir 10 sıra örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 10 sıra örelim arkadaşlar. Ben ölçüp de yapacağım tekrar. Bakın, kendi elime göre yapıyorum. Şurayı yapacağım. Tekrar buradan buraya lastik öreceğim ve bitecek. Evet, eldiven yapmak bu kadar kolay.
Evet, 10 sıra düzümü ördüm. Buradan sonra şimdi tekrar bir ters bir düz yaparak lastiğimi yapıyorum. Bunu kendi elime ölçtüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada çok kısa bir mesafe öreceğim şuraya kadar. Ondan sonra kesim işlemi yapıp bitireceğim. Şimdi lastiğe geçiyorum. Evet. İki ters yine bu aşağıdaki gibi iki düz. İki ters. İki düz. Bunun boyunu da 6-7 sıra örelim arkadaşlar. Elinize ölçerek yapın. Eğer daha küçük boyunu yapmak istiyorsanız şişinizin numarasını ve ilmek sayısını azaltın. Ben özellikle kalın ipi kullandım. Videoda daha net görünsün diye. Daha ince iplik ve ince şişlen daha güzel olur. Evet, ölçüyorum elime. Burada şurayı geçene kadar parmaklarımı geçene kadar öreceğim arkadaşlar. Şurayı. Eldivenimin açılımı bu şekilde. Bunu artık çıkarabilirim buradan. İşaretlemek için koymuştum orta ilmeğimi. Evet, ben elimi ölçtüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada artık toplama zamanı geldi. Kesip bitireceğim örneğimi, eldivenimi ve sonra dikeceğim. Kesme işlemini gösteriyorum. Şu birincisini böyle yapıyorum. Sağdaki şişimi solun üzerine atacağım. Ve ikisini birlikte topluyorum. Yine sağdaki şişimdekini sola atıyorum ve topluyorum. Sağdakini soldakinin üstüne atıyorum. Ve yine topluyorum. Yine sağdakini bu şekilde yaparak sıramız sonuna geleceğim arkadaşlar. Siz de eldivenin ölçüsünü elinize ölçerek uzunluğuna karar verebilirsiniz.
Kestim, bitti arkadaşlar. Buradan dikiyorum. Sadece dikme bölümü burası. Bunu bu şekilde, daha kısa olmasını istiyorsanız bu lastiği azaltabilirsiniz. Şey, kısa örebilirsiniz. Ve dikişim yana gelecek. Şimdi buraya daha önce yapmış olduğum bir çiçeğimi koyacağım arkadaşlar. Daha farklı bildiğiniz sizlerde çiçek ya da başka bir modeliniz varsa buraya koyarak süsleyebilirsiniz. Şimdi diktikten sonra yine görüşelim. Dikmeyi de bu şekilde yapıyorum. Yandan dikerek böyle geliyorum arkadaşlar. Çok sıkmadan bu şekilde dikerek sona doğru geleceğim. Düz taraftan dikiyorum. Bakın. Siz isterseniz tersten de dikebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangisi, dikiş işlemi hangisi size daha rahat ve kolay geliyorsa o şekilde dikin arkadaşlar. Eldivenimi bitirdim arkadaşlar. Bu da en kolay eldiven modeli. Düz örgü. Lastik ve düz örgü olarak bitirdim. Buradan lastiğimizi başladık. 2 ters 2 düz. Düz örgüye geçtim. Ve bu arada parmağın tam ortası, örgümüzün tam ortasını bularak buradan sağdan soldan arttırarak baş parmağın yerini yaptım. Ve 15 imlek olduktan sonra artan ilmekler kestim. Ve tekrar birleştirerek lastik yaparak bitirdim arkadaşlar. Böyle bir motifim var. Motifimi de buraya koyuyorum. Ve eldivenimi bitirmiş oluyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.